Herkese merhabalar. Proje Expert Gayrimenkul Brokerı Emel Akbaş İdikut ben. Yine bir Proje Expert TV yayınında size beraberiz. Bugün size kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili bilgi vermek istiyoruz. Malum geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız İzmir depreminden sonra bu sürecin ne kadar ülkemiz için önemli olduğu bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Zaten yaşadığımız her büyük depremle beraber bir sürü yasa, bir sürü kanunla bu sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. 2012 yılında çıkan 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu da yine yaşadığımız bu acıları minimize etmek üzere çıkarılmış bir kanundu. Ama geçtiğimiz 9 yıl içerisinde maalesef yeterli sayıda dönüşümü elde edemedik. İzmir depreminde tekrardan bu acıları yaşamak zorunda kaldık. Umarız bundan sonraki süreçlerde tekrar bunları yaşamak durumunda kalmayız. Ama kalmamamız için yapmamız gerekenlerin üzerinden geçmek istedik sizlere. Sadece İstanbul'da 2 milyon 200 bin civarında bina var ve bunların yaklaşık 400 bini riskli yapı olarak ilan edilmiş durumda ve büyük bir depremde Allah korusun yaklaşık 40 bin tanesinin yıkılması bekleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani yaklaşık nüfusun %70'inin riskli binalarda yaşadığını söyleyebiliriz. Eğer elimizden geleni hem vatandaş hem de devlet olarak zamanında yerine getirmezsek bizi çok daha acı sonuçlar bekliyor olabilir. Bu nedenle biz de kentsel dönüşümle ilgili sizlere nacizane biraz bilgi vermek istedik. Bahsettiğim gibi yaklaşık sadece İstanbul'da yaklaşık 400 bin konut riskli yapı. Bunları nasıl dönüştürebiliriz, nasıl yenileyebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz? Bunun üzerine konuşmak istedik. Şimdi her binanın yıkılması gerekiyor mu? Nasıl, hangi binalar yıkılmalı? Önce buna bir karar vermek lazım. Yani güçlendirme mi, yeniden inşaat mı? Buna karar vermek için de binayı incelemek gerekiyor. Riskli alan, bölge riskli alan mı, rezerv yapı alanı mı? Eğer bu bölgelerin dışındaysa, yani riskli alan ya da rezerv yapı alanı değilse ve binanızın yeniden yapım maliyeti güçlendirmenin yarısından fazla tutuyorsa güçlendirme iyi bir seçenek olabilir. Bir diğer nedense Meri İmar Planı. Eğer Meri İmar Planı'nda yeterli imar artışınız yoksa veya hatta normal imarı karşılamıyorsanız, yani yerindeki yapıyı karşılamıyorsanız yine güçlendirme bu depremi atlatmakta, beklenen büyük depremi atlatmakta iyi bir seçenek olabilir sizler için. Diyelim ki yeniden yapım tercihine gittiniz. Burada kentsel dönüşümde dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Bir kere kentsel dönüşüm sürecine girmeden ilk yapılması gereken arsanızın Meri imar planını incelemek, yerinde şu an güncelde imar durumu nedir, aynı kat veriliyor mu, kaçak bir kat durumunuz var mı veya aynı kat veriliyorsa imar artışınız var mı, müteahhitleri tatmin edecek oranda bir imar artışı söz konusu mu? Bunlara bir incelemek gerekir. Arsa payı dağılımları yine kentsel dönüşümlerde en büyük sorunlardan biri. Çünkü eski binalarda genelde arsa payları eşit ya da adaletsiz dağıtılmış durumda. Bu arsa paylarınızı düzenlemek bile uzun bir mahkeme süreci olduğu için böyle bir sürece girmeden, yeniden yapım sürecine girmeden binalarınızın, mülk sahiplerinin arsa paylarının tek tek incelenmesi gerekiyor. Plan notlarının, belediyenin plan notlarının incelenmesi gerekiyor. Peki sonradan oluşan çevresel değerler mülkünüzün değerini artırır mı, arsa payını etkiler mi? İmar barışıyla yapılan ek imalatlar arsa payını etkiler mi? Hayır. Yani şu an mevcutta binanızda kaçak yapılaşmalar olabilir. Bunu kayıt altına almış olabilirsiniz. Ancak bunlar arsa payınızı etkilemez. Değer artışı arsa payınızı etkilemez. Yani şu an o mevcut binayı unutun zaten. Bir kentsel dönüşüme girdikten sonra binanız yok oluyor. Sadece arsanız ve arsanızın üzerindeki payınız söz konusu. Yeniden yapılacak proje bambaşka bir proje olabilir. Bu projede yine adilane ve şerefiyenize göre konum almak çok önemli. O yüzden arsa payınızın adil dağıtılmış olması çok önemli. Bunların incelenmesi gerekiyor. Mevcut binanızda bir numaratöz hatası varsa şu an mevcut halinde ilerleyen dönemde bu sizin arsa payı dağılımınızı da etkileyeceği için bunun incelenmesi gerekiyor. Yine bir kentsel dönüşüm sürecine girmeden önce arsanızın ekspertiz değerini yaptırmış olmanız lazım.
Bölgedeki güncel fiyatları, projeleri araştırıp incelemeniz gerekir. Ama expert size en azından adil ve değerinde bir fiyat sunacaktır. Şu an güncelde arsanızın fiyatı nedir? Geliştirilecek projenin tahmini maliyetini hesap edip müteahhitlerle ona göre görüşmek daha doğru olacaktır. Peki müteahhit mi yoksa yüklenici mi? Biz genelde müşterilerimize eğer yapabiliyorsanız yükleniciyle ilerlemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bir yüklenici tercih ettiğinizde arsanız üzerinde kazanılacak her hak, her imar artışı, her kazanç size ait kalmış oluyor. Sadece kendi binanızı yeniden inşa etmekle kalmıyorsunuz. O arsa üzerinde edinilmiş bütün haklara da siz sahip olabiliyorsunuz. Örneğin bir imar artışı oldu, ek kat alabildiniz. Bunların satışıyla inşaat maliyetini karşılayabilirsiniz. Veya devletin vermiş olduğu 125 bin TL'ye kadar kentsel dönüşüm kredilerinden faydalanabilirsiniz. Ve arsanızı, binanızı siz kendiniz inşa etmiş olabilirsiniz. Böyle bir gücünüz yok ise müteahhitlerle anlaşmanız gerekiyor. Peki müteahhit seçim sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bu çok önemli bir süreç. Çünkü burada arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde 0.5'lik bir yanlış bile bazen milyonlar değerinde olabiliyor. Müteahhitlerin size her zaman yüksek oranlar teklif etmesi ne kadar doğru, ne kadar adilane, bunları iyi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü müteahhitler genelde metrekare üzerinden anlaşırlar ve inşa ettikleri, üzerinde aldıkları her metrekareyi satarak o inşaat maliyetini çıkartmaya çalışırlar. Size yüksek oran teklif ettiğinde bir müteahhit bunu gerçekten iyi değerlendirmeniz lazım. Arsanızın değeri mi yüksek yoksa sadece o işi almak için teklif ediyor olabilir mi? Bir müteahhit seçiminde başka nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kesinlikle müteahhitin daha önce yapmış olduğu işlere finansal gücünün ne kadar yeterli olup olmadığına, hali hazırda kaç tane işi birden yürüttüğüne çok dikkat etmelisiniz. Müteahhitlerle bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparken çok dikkatli olmalısınız. Hatta bunun için bence profesyonel destek almalısınız. Bizim Turgut Serkan Sinan hocamızın deyimiyle bir müteahhit seçmek ve anlaşmak Messi ile Ronaldo ile maç yapmak gibidir. Bunun karşısında siz ne kadar hazırlıklısınız? O yüzden bence kesinlikle profesyonel destek almalısınız. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde içerikte nelere dikkat etmeniz gerektiği çok önemli. Eğer müteahhit ek imar almışsa bunun nasıl paylaşılacağı çok önemli. Hangi yüzdelerde, nasıl hak ediş usulüne göre müteahhite pay vereceğinizin detayları çok önemli. Teslim şartları, size projeyi nasıl teslim edecek, hangi kriterlerde olacak, ne zaman teslim edilecek, iskanı ne zaman alınacak, sözleşmeye uymazsa, zamanda teslim etmezse ya da bitiremezse cezai şartlar ne olacak? Bunlar çok önemli süreçler. Gerçekten kentsel dönüşüm süreci çok dikkat edilmeli, çok özenle takip edilmesi gereken zorlu bir süreç, yılları alan bir süreç. Umarım şansınız açık olur ama profesyonel destekle çok daha başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz.